Selamun aleyküm gençler. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet, biz bugün çıktık. Eymen Buram'ı okula bıraktık. Abi nereye gitti? Okula gitti. Sen nereye gideceksin? Babana. Evet. Şimdi kahvaltı yapmaya geldik 40 fırına. Geçen annemlerle geldiğimiz yere. Ondan sonracığıma kahvaltımızı yapıp Mama Toma'ya gideceğiz değil mi babacığım? Ay. Geçen Meyra'ma da çok yakışmıştı. Bu sana da çok yakıştı Mihra. Üstün çok tatlı oldu sana. Göster ablaları üstünü. Gösterecek misin? Buraya göster buraya. Nereye bakıyorsun sen? Gözü yemeklerde, gelen giden yemeklere bakıyor, bize geliyor mu diye. Evet, hadi bakalım kahvaltımızı yapalım biz. Herkese selamlar. Biz de bir selam verelim dedik. Eymen Buram okula gitti. Mihran oyun grubuna. Biz de Meyrem'le oyun odasındayız. Oynuyoruz. Çıkacağım mı oradan? Annemler gitti bu arada. Çok güzel vakit geçirdik. Güzel bir hafta geçirdik. Ne oldu? Ne oldu? Ay, elime mi bakacaksın? Annemin gittiği videoyu ekleyeceğim şimdi birazdan buraya. Bir de enisemle bir tarif videosu çektik biz arkadaşlar. Böyle akşama doğru çekmiştik. Tiramisu yapmıştı. Onun tarifini sizinle paylaşmak istiyordum. Şimdi inşallah onu ekleyeceğim size buraya. Ondan sonra artık bugün ne yapacağız bir görelim. He Meyra? He? He? Güzel kız. Vay! Meyra sen kaç yaşındasın? 7. 2 değil, 1. Meyra? 7. Sen kaç yaşındasın? 1. 1. Aferin. Aferin sana. 1. Senin adın ne? Meyra. 7. Meyra. Evet canlar, çocukları yatırdık. Girdik mutfağa. Evet. Ama daha çok aslında bugün enişe girecek mutfağa. Ne yapacaksın bize bugün bakalım? Bugün ben tradisyonel olmayan tiramisu yapacağım. Benim usul. Bayağı övdün enişe. Burak da tiramisuya bayılır. Şimdi dedik ki hani onu yapsın. Biz de deneyelim. İnşallah bakalım. Zaten enişenin böyle tatlı tarifleri olsun vesaire çok güzel. Bir de ne yapacaksın bize birkaç gün sonra? Sımçınak. Of, onun şeyi çok güzeldi. Onu da size mutlaka çekerim. Şimdi bakalım elinizin tariflerini. Şurada malzemelerimiz var. Direkt size malzemeleri gösterelim. Bu arada bayağı pratik bir şeye benziyor aslında. Çok pratik aslında. Kolay yani bakarsın. Sadece dinlenmesi gerekiyor. Hı-hı. Eğer güzelse valla ben de yaparım artık. Evet. Ki sen yapınca zaten güzel olmama ihtimali ne kadar? Sıfır. Hadi bakalım. Harbiden gözüküyor. Anne. Anne. Gerçekler. Evet arkadaşlar, annem şu an orada abur cuburlardan. Ben şekerim düştü. Dolaplara sığmıyor diye oradaki yere koyduk. Benim orası yine böyle erzak dolabı gibi bir şey. Annem de gitmiş oradan. Vallahi ya. Harbiden yakalandın. Hadi bakalım en iyisi say bakalım neler lazım. Şimdi ilk önce kedi dili mi diyorsunuz? Evet, kedi dili. O tabii lazım. 3 tane ben paket vanilin. Kaç tane var içinde? Yani şöyle... Yani 400 gram. 4 tane şu paketlerden arkadaşlar. Böyle yani uzun... Hepsini kullanmayacağız ama. Ha yani. Tamam. Evet. Sonra 3 paket şeker vanilin lazım. 4 yumurta sarısı. Evet. Ve tek sarısı olması lazım. Bu çok önemli. Sonradan da işte biraz isterseniz limon. Kabuğu. Rendesi aynen. Ha, rendesi. Böyle şey yarım limonun rendesi diyelim size. Yani çok az yani. Bunu ya, evet yani. Türkçeme kusura bakmayın. Sonra ben burada 45 gram toz şekeri kullanıyorum. 2 paket krema. Krema. Krem şanti diyordum.
2 paket krema, bir de mascarpone. 250 gram mascarpone, biraz bitter çikolata. Burada bir de ben espresso yapmıyorum, americano kullanıyorum. Evet. Onu biraz ama şekerleyeceğiz. Yani tadı güzel olsun. Çok bitter olmasın. Aynen öyle. Bu arada mascarpone'yi göstereyim. Evet. Mascarpone'yi biz file marketten aldık arkadaşlar. Her yerde yok ama genelde büyük marketlerde bulunuyor arkadaşlar. Buz dolabı bölümünde haberiniz olsun. Zaten bunun asıl malzemesi mascarpone. Hani tiramisularda genelde Almanya'da evet, mascarpone kullanılır. Bir de yine diyeyim, bu tradisyonel değil. Yani lütfen bir şey sona yazmayın böyle. O darılır mısın? Hayır be, yani tradisyonel değil işte. Hadi bakalım, şimdi Enisem yapımına başlasın. Tamam. Anlatayım mı? Tamam. Şimdi ilk önce 4 yumurta sarımı alacağım. Şöyle. Ve 45 gram şekerimi de ilave ediyorum. Bunu şimdi bayağı bir karıştıracağız mikserle. Krema gibi olsun. Gerçekten Türkçem iyi değil yani, ondan nasıl ne diyeceğimi bilmiyorum. İlk önce onsuz yapayım, sonra yaparım ya. Bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi rengi bayağı bir açıldı. Böyle yaklaşık 2-3 dakika çırptı arkadaşlar. Evet, böyle görüyorsunuz zaten. Şimdi aslında krem şanti kremamızı alacağız ve onu işte ne, çırpacağız mı? Evet, çırpacağız. İçine mi çırpacağız? Yok, farklı bir şey mi? Thermomix'te. Thermomix'te biter çikolatayı yapmayacağım. Farklı bir şey verip o ağzını olur kıyım. Olur. Tamam. Ama bay krem şanti muslu meşon zar krema. Bei Crema musst du mir schon sagen, wenn es so richtig fest ist, okay? Weil ich will jetzt nicht aus Versehen jetzt Butter machen. Tamam, tamam. Dur şimdi şunun ucunu. Evet, devam et bakalım. Şimdilik mascarpone'mi ekleyeceğim. Hadi bakalım. Mascarpone böyle biraz daha katı bir şey arkadaşlar. Evet. Ama çok güzel bir lezzet katıyor. Bu arada katıyor. O kadar çok böyle karıştırmayın bunu. Yoksa su gibi olur ve bunu istemiyoruz. Bu şaba. Ama önemli, daha katı kalacak. Bu arada Enise çok güzel şeyler yapıyor. Yani cookie'dir falan, işte pastalar. San Sebastian. Oo. Hatırlıyor musun? Vallahi. Şöyle bakın. Ve bir övüyor, bir pardon, övüyor. Dedim o kadar övüyorsun, gel bizde de yap yav. Sağ olsun, hemencecik vallahi höp diye başladı yapmaya. Şöyle yukarıdan aşağılıp ortaya şöyle. Ha. O yumurtanın şimdi böyle köpük köpük olduğu için onu söndürmeden yapması gerekiyor. Hı-hı. Yani biraz sönebilirdi, çok değil yani. Evet, bakın yaklaşık bu şekilde gözüküyormuş. Yani tam böyle şu olması lazım. Pürüzsüz olmasına gerek, hı-hı, yokmuş bu arada. Böyle sadece çoğunu karıştırmış olmanız, hı-hı, yeterli. Şimdi kremamıza. Evet. Kremayı şimdi çırpacaksın. Ha? Evet, 2 tane paket. Ay. Bu biraz katı. Oh. Almanya'da böyle görmedim. Sen yap sana bir. Yapayım. Hakikaten kız. Almanya'da biz gitmiştik. Kimisi böyle flüsik oluyor, kimisi de böyle şey. Bu olsa bak daha şey. Hı hı. Was ist das, was ich kenne? Ne yapacağım? Şimdi 3 paket vanilinimi kremaya ekleyeceğim. Evet, kremaya ekleyeceğim. Anlık bir error.
Hareketlere bak, hareketlere. Ben de maalesef anlık bir şey değil. Bu arada bu o kadar lezzetli bir şey oluyor ki böyle şekerli vanilini çırpınca. Böyle bütün meyveleri mesela doğrayın küçük küçük. Biraz limon sıkın ve bunu yapın. Karıştırın. İşte meyve salatası oluyor. Çok lezzetli oluyor da. Şimdi bunu da çok bakın nasıl temiz çalışıyor. Kurban olurum verene be. Ya. Şimdi kremamız oldu. Evet. Ve Americano. Evet. Americano'ma şimdi ben biraz sos şekil ekleyeceğim. Bu arada 200 ml. 200 ml ölçüsünde şu anda. Tatlandırmak için. Bu da yani göz ayarı yapılabilir biraz deneyim. Sen kaç kaşık koyacaksın bir bakalım. Bakalım. 1 2 3 4 Ama denemem lazım. Dene bakalım. Evet, toplam 7 çay kaşığı şeker koymuş oldu arkadaşlar. Evet. Siz böyle tadına bakaraktan ekleyebilirsiniz. Hı hı. Belki 6 tane ya da 5 tane de yeterli olur. Evet. Oradaki limon kabuğunu ne yapacaksın? Şimdi limon kabuğunu, ben şimdi bu kremaları karıştırdığımda limon kabuğunu da ekleyeceğim. Eklemeniz lazım değilseniz limonu çok sevmiyorsanız. Onu da yani tadınıza göre, yani hafif bir limon tadı gelirse güzel olur bence. Evet, daha fresh olur. Neyse bir şey soracağım. Pişmiyor mu bu? Pişmiyor. Hayır ama şaka. Her tiramisu da öyle oluyor biliyor musun? Pişmiyor anne. Nein. Şimdi bazıları şok olacak. 4 tane yumurta sarısı çırpıldı, evet. Beyaz akız çırpıldı değil mi? Beyaz akı çırpıldı. Ama size bir şey diyeyim mi? Gerçek tradisyonel tiramisularda o beyaz akı da koyuluyor. Oraya hiç mascarpone de koyulmuyor. Evet. Tradisyonellerde. Hiç. Vay be şu şok an. Yani, hatta evet. Acaba şimdiden sorular gelebilir. Yumurta kokmuyor mu? Ben kokmuyor. De öyle şey yaptıydım. Hani kokmuyor. Vay be, şu an şok üstün şok yaşadım. Keşke bu bilgiyi bilmeseydim. Ama bu her tiramisu da öyle yani. Senin için deneyeceğim. Ya, düşmek mi gani herospo? Çiğ yumurta yemesini istediğiniz biri varsa tiramisu yapabilirsiniz. Öyle değil. Öyle değil mi? Kötü gerçekten değil böyle. İnsan böyle düşünce. Bu kadar zaten annem falan, annem yumurta kokusuna falan evet. Asla gelemez. Babam da aynı şekilde. Zaten evde yiyorlar. Sıkıntı değildir şimdi ya. Şimdi gel bunları birleştireceksin. Birleştireceğim evet. Ve haldır uldur diye böyle alttan yine karıştıracaksın evet. Değil mi? Hepsini direkt koyabilirim aslında, fark etmez. Ya boşuna mı aldık mascarpone? Hepsini koy. Bu arada bu yani böyle taş gibi sıkı olmayacak yani. Tamam. Normal yani, bunu buzdolabına koydun mu 2 saat sonra normal olacak yani. Yani tiramisu da içinde. Hadi bakalım. Evet, şimdi limonu koyacaksın değil mi? Evet, limon ve bitter çikolatası. Ha, onu hemencik ben mikserden geçireyim. Eğer böyle kalıp varsa daha iyi oluyor, rendeleyebilirsiniz. Bizim şimdi damla vardı, ben onları hemen bir mikserden geçirmeye çalışacağım. İnşallah küçülürler. Bakalım. Bakın çikolata şu an bu şekilde oldu. Şöyle, al bakalım. Şimdi birazcık çikolata ekleyeceğiz. Şu kadar. Biraz daha ya. İyi. Diğeri ne olacak? Ziyan mı olacak? Deneyeceğiz işte, bakacağız. Göz kararı hepsi. Ben de sürekli maydanoz oluyorum. İlk kez böyle şey çikolata parçacıklı falan görüyorum tiramisu'da. İşte Cem hep benim için. Size bu nasıl geldi ama biliyor musunuz? Bu resept. Nasıl? Bu tarif. İlk önce ben YouTube'a girmiştim. Tradisyonel işte tiramisu yapacaktım. Tamam. Baktım yumurta beyazı sıkı olmadı. Hadi tamam dedim ya, kafamdan devam edeyim dedim. Yumurtayı daha tamam ama yani yumurta, çiğ yumurtayla bir şey yapmam lazım. Mascarpone'yi koydum. Krem şantiyi koydum. Yani o tradisyonelin içinde hiç yok. Sonradan da işte dedim hadi biraz daha tat verelim. Çikolatayı da koydum. Sonradan
limon işte, kabuğu limonu da koydu. Kafadan hepsini koydum, sonunda bu çıktı. Vay be. Krem şantiyeli de krema. Aynen, evet. Krema. Onu karıştırıyor. Krem şantiyeli de hep krema, haberin olsun. Kremamızın son halini gösterelim. Bu arada en iyisi biraz tatlı, biraz daha limon öyle kabuğu, biraz daha çikolata koydu. Yani tadınıza göre değiştirin. Bu arada çünkü niye böyle yaptım aslında? Niye ne yaptım? Buradaki mascarpone'de daha çok yağ var. Ondan kokusu daha da geliyor. Ha, ondan tamam, yani değiştirmelik yapmamız lazım. O yağı değil bastırmak için biraz evet daha limon rendelebilir. Ama ya da çünkü gibi öyle değil, biliyor musun? Hmm. Evet. Borcamlarda büyük olan şu an yapacağı tarif için aşırı büyükmüş. O yüzden iki tane şöyle küçük aldık arkadaşlar. Evet, bu evet böyle tam olurmuş. Hadi bakalım. Bakalım bakalım. Videodaki gördüğünüz gibi ben tiramisu'mu güzelce ne katladım. Öyle mi deniliyor? Katladım. Şimdi videodaki gördüğünüz gibi tiramisu'mu üst üste dizdim. Evet. ve benim tek farklı yaptığım şey, ben kedi dillerini bandırmıyorum. Ama kaşıkla işte şey yapıyorum çünkü böyle hala pasta gibi şey olmasını istiyorum. Biraz daha sert olmasını, evet, vıcık vıcık olmamasını istiyorum. Bazı insanlarda çünkü vıcık vıcık oluyor ve hiç güzel olmuyor yani bence. Ondan öyle. Ve bazı insanlar şimdi servis etmeden mi deniliyor? Servis. Evet. Servis etmeden önce kakao yapıyorlar. Ben ama önceden yapıyorum. Çünkü tadı daha da güzel geliyor bence. Kremaya karışıyor hafif. Evet. Hadi bakalım. Öyle işte. Şimdi bunu da yapsın. Sonra bunu buzdolabında 2 saat dinlendir. Yani ilk önce 30 dakika ben buzluğa koyuyorum. Tamam. Tabii mecbur olan bir şey değil. Tek daha hızlı oluyor. Ve sonra 2 saat buzdolabında bırakıyorum. Bunu tabii akşama yapıp da sabah da yiyebilirsiniz. Daha da güzel olur hatta. O zaman ama yani kısmını yapmanıza gerek yok. Evet. Yani hızlıca yenilebilen bir tiramisu bu yani. Şöyle biraz daha yiyelim. Kaldırabilirsin. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Ama şimdi bizim buzlukta yer yok. Buzdolabına koyarız. Fark aynen etmez yani. Direkt kötü değil. 2 saat dinlensin, sonra afiyetle tüketiriz. Tüketiriz. Yeriz. Evet arkadaşlar, şimdi tiramisu'yu dilimledik. Bu arada biraz daha bekleyebilirdi ama biz bayağı sabırsız davrandık. O yüzden birazdan deneyeceğiz. Şöyle gözüküyor. Şimdi Burak test edince de size çekeceğim. Ben de bir yandan test edeyim mi şimdi? Test et bakalım. Ay heyecan yaptım en iyisi. Evet, bu şekilde test edelim. Önce kokluyorum. Çok güzel kokuyor. Çok güzel tadı. Çok çok beğendim. Durun gene deneyeceğim. İçindeki çikolata falan harika. Ya resmen bunun içinde çiğ yumurta olduğuna inanamıyorum şu anda. Çok güzel. Hiç sıfır 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 tat, sıfır koku. Ben bayıldım, bir de Burak'tan dinliyorum. Evet, nasıl buldunuz Burak Bey? Bu üçüncü lokma. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Yapılışta o kadar pratik ki, valla ben de yaparım bundan sonra. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten benim aradığım tiramisu bu.
Afiyet olsun valla. Biz bu arada biraz daha bekletilebilirdi ama bekletmedik valla, artık sabırsızlandık. Sabahı mı beklerim sultanım? Hadi bakalım. Afiyet olsun. Ellerine sağlık Enise. Afiyet olsun. Canım benim. Evet gençler, annemler gidiyor. Kapıdan giriyorlar, bakın Enise Hanım'la annem. Yolculuyoruz. Allah'a emanet olun. Yolunuz açık olsun. Güzeller, motorunuza kuş değmesin. Hey gidi. Daha dün gibi aldım onları. Bugün bırakıyorum. Evet. Hayat böyle. Hadi bakalım. Mihra ne yapacağız şimdi kızım? Boya yapacağız. Boya yapacağız, evet. Bakalım hangi renkler geliyor. Evet, ben de evime asarım. Mihra bak, sarı geldi kızım. Fazla mı? Evet, onu kullanmıyoruz hocam. Ay kırmızı geldi. Pembe de geldi. Efendim? Ah bir renk daha geldi. Ne geldi Mihra? Mavi. Teşekkür ederiz. Hadi başlayalım mı babacığım? Hadi bakalım. Ah dudaklarını pembe mi yapıyorsun? Bandır babacığım rengi, sonra boya. Nasıl geçti oyun grubun? Çok güzel. Evet. Biz kızımla çıktık. Hemen bir muz, mandalina falan aldık gençler. Evde meyve bitmişti. Şimdi nereye gidiyoruz? Eve gidiyoruz. Senin gülüşlerini verene kurban. Öyle mutlu ki orada, görmeniz lazım. Evet hadi bakalım. Eve gidelim. Mihra'nın uyku saati geliyor. Efendim canım. Yine mi muz yiyeceksin? Tamam kızım. Sen nereye gittin Mihra? Grubuna. Oyun grubuna mı gittin? Nasıl geçti? Güzel mi? Hadi gel muzumuzu yiyelim kızım. Kızım uyumuş da uyanmış öyle uykusuna. Mihram yattı, ben de Meyram'la takılıyorum. Sultanımın da biraz işleri var, onları da hallediyor. Beraber bahçeyi halledeceğiz. Ne oldu? Yavrum benim. Hep gülün. Ne oluyor ya? Sen sallanıyorsun, az uyudun. Seni biraz daha uyutalım. Biraz daha uyutalım. Yaradana kurban ol. Ne oldu? Bu dişler ne, bu dişler? Bu dişler ne, bu dişler? Bu dişler ne, bu dişler? Altta üçüncü dişimiz çıktı. Dörtte yolda inşallah. Bu neymiş? Papağan. Kuş. Bak. Ah, kedi. Meow. Meow. Arı nerede? Arı purtapak arı. Arı. Fıs fıs fıs. Arı. Fıs fıs fıs. Arı. Fıs fıs fıs. Diye dolaşır. Ne yaptın? Babasının güzel kızı. Oh benim güzel kızım. Güzel kızım. Ayaklar, yiyeceğim, yiyeceğim bu ayakları, yiyeceğim bu ayakları. Ha? Bu ne? Ham, mama, mama, ham.
Evet, oğluşum okuldan geldi. İngilizce dersi var birazdan online. Heyecanlı mısın? Evet, heyecanlı. Okul nasıl geçti bugün? Güzel. Güzel mi geçti? İyi bakalım. Bu tip ne ya? Baş sandalyesine oturmuş. Yiyeceğim. Ne oldu? Hadi birazcık daha oyna. Kızları yatırdık bu arada. Onlar yattı. Oğluşum da şu an dersini bekliyor. Böyle okul sonrasında almış olduk ders saatini. Son bir bakayım. Son bir 8 dakika kaldı. Ondan sonra dersimiz var. Green. Yes, no. No, dedi. No. Is it blue? Yes, no. No. Is it green? Yes, no. Çocukları yatırmışız. Vallahi bugün böyle çok fazla çekim yapmadım. Çünkü araya böyle enisenin şeyini de sıkıştırdım. Tarifini, annemlerin vedasını. Çok güzel bir tatlıydı ya vallahi. Evet, ama asıl tatlı bence o tarçınlı ruloydu. Evet, o müthiş bir şeydi. Biz onu eniseyle çekemedik ama eniseden tarifini alıp yakın zamanda yapacağım. Zaten yakın zamanda beklediğim bir misafirim var. Ona yapmayı planlıyorum. İnşallah enise gibi yapabilirim. Çünkü o gün hiç izlememiştim yaptığında. O yüzden bakalım. Yani müthiş bir şeydi. Hatta bir oturuşta 4 tane şöyle dilim yedim arkadaşlar. Ertesi gün de kahvaltıdan sonra ve akşam keyfinden sonra yedim. Düşünün artık yani. Müthiş bir şeydi. Asıl böyle ılıkken yemek en şeyi orada yani. Hani soğukken de çok güzel ama ılıkken müthişti. Yani bu tatlıyı sizinle paylaşmam lazım. Neyse, Burak şimdi bize waffle yapıyor. Uzun zamandır waffle yemiyorduk. Bugün bir waffle akşamı yapalım dedik. Çay bir yandan demleniyor. Öyle. Senin evet. Waffle'ın da bir farklı be ya. Evet. Çok güzel yaparım kendimi. Biraz yoruldum bugün. İş yaptık bayağı da, değil mi? Evet. Güzelce. Bahçeyi bu arada temizledik. Bu artık bizim bu senenin son fışırdatmasıydı. Evet. Yani şöyle, artık havalar iyice soğudu. Ben uzun süredir zaten bahçede hani sadece böyle fırçayla falan ama suyla bir temizlememiştim. O yüzden güzel bugün oldu, böyle bol oldu. Bol suyla her yeri bir tertemiz yaptık. Evet. Misler gibi oldu ama bu sondu. Yani artık böyle fırçayla sadece süpürürüm. Tabii canım, artık yağmur yağar, kar yağar. Aynen. O da temizler yani. Yağmur da temizler. Aynen öyle. Ondan sonra haftaya İmam Buramız'ın tatili varmış bu arada. Ara tatilmiş. Aynen. Vallahi ben şaşırdım. Bizde normalde sömestr olurdu. Sonra yaz tatili. Şimdi böyle ara tatil yeni çıkmış herhalde. Bilmiyorum evet. Yani. Çok bizim için de güzel oldu yani. Vallahi biz oğlumuza vakit, hani sadece hafta sonu sanki yetmiyor bize böyle. Evet, ay. Şöyle bir hafta uzun uzun vakit geçirelim. Bu arada sonra devam etsin. Onu da söyleyeyim. Biz normalde Eymen Buray'ı okulda ekstra şeylere piyanoya yazdırmıştık. İstediği evet. için bir de yüzmeye yazdırmıştık. Yüzme de cumartesi günleri oluyordu. Aynen. Yani böyle gibi oluyordu. Haftanın 6 günü hep bir şey var gibi oluyordu. Evet. Ve açıkçası sırf pazar kalıyordu. Onda da genelde ya biri davet ediyor, bir yere gidiyor falan ama böyle istediğimiz gibi o yapamıyorduk. Biz de normal hafta içi yani okuldayken beden dersinde bir hafta, normal beden dersi bir hafta yüzme yapıyorlar. Şöyle, bir hafta erkekleri, bir hafta kızları havuza alıyorlar. Aynen öyle. Onun için iki haftada bir havuza gitmiş oluyor. Dedik ki o zaman cumartesi gitmesin. Aynen, bizim yani, de vakit geçirsin. Bizim de olsun, vakit geçirsin dedik. İyi, daha da iyi oldu yani. Evet. Şimdi şu ara tatil de iyi olur. Beraber etkinlikler yaparız, müzelere gideriz, oyunlar oynarız derken güzel bir vakit geçirir. Bu videoyu da artık burada kapatalım mı? Evet, kapatalım. Umarız hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Gençler.